arkadaşlar. Bahri Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. TYT kursumuz tam gaz devam ediyor. Bugün sayı basamakları konusuna başlıyoruz. Sayı basamakları konusu aslında Okuldan beri Gördünüz çok aşina olduğunuz bir konu. 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı sayılar alacağız. Yeri geldi bunların sağına Sona belli sayılar ekleyeceğiz. Bunları toplayacağız, çıkaracağız ve bunlarla alakalı yorumlar yapacağız. İki derste bunu işleyeceğim. Birinci dersimiz aslında tamamen sayı kavramının ta kendisi olacak. İki basamaklı en büyük sayılar, en küçük sayılar, rakamları farklı, rakamlar toplamı bir kısmı toplandı. Acaba en çok kaç oldu, en az kaç oldu? Bunların içinde en büyüğü kim olur, en küçüğü kim olur? Hatta biraz mantık sorusu yapacağız. Sayıları yan yana koyarsam, kitap yapıp sayfaları yazarsam şeklinde sorularımıza karşımıza çıkacak. O halde bizim ilk olarak karşımıza çıkan şey sadece sayı basamaklarını bilmek iki basamaklı, üç basamaklı şeklinde başka bir şey değil. Bu zaten aşina olduğumuz bir şeydi. Peki o halde örnekler nasıl gelir? Ona bakalım mı? Mesela ilk sorumuza bakalım. 1'den 80'e kadar olan sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak kalemim halim müsaadenizle A sayısı elde ediliyor. 1 2 3 4 5 ve bu şekilde 80'e kadar yazıldığını farz edelim. O zaman A sayısı kaç basamaklı olur? Fakat sonra şöyle bir opsiyon var. Onu hemen düzelteyim arkadaşlar. Bu 48 olarak verilmiş. Şunun düzeltilmesinde fayda var. A sayısı kaç basamaklı olur? Gayet kolay bir sorudur. Bir kere 1 2 3 derken 9'a kadar 1'den 9'a kadar baktığımızda 9 tane sayı yazdım. Yani 9 basamaklı bir sayı yazdım. Ama 10 ile başlayıp 48'e kadar eğer gidersem Bakın burada 9 tane sayı vardı. 48'den 9 çıkardığımda demek ki buradaki sayı sayısı 39'dur. Her bir sayıda 2 basamaklı olacağına göre demek ki burada 78 basamak geliyor bakın. 78 basamak burada var. 9 basamak burada var. O halde 9 artı 78'den burada 87 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz. Bir diğer sorumuza bakalım. 120 sayfalık bir kitabın sayfaları birden 120'ye kadar numaralandırılıyor. Sayfalara numara verilirken kaç tane rakam kullanılır? Az öncekine aslında benzer bir soru ama bu sefer biraz daha günlük hayatla beraber ilişki kurulmuş. 120 sayfanız var. Gelin yine 1 ile başlayalım. 1. sayfadan 9. sayfaya gelene kadar 9 tane rakam kullandınız. Şöyle bakın yazayım isterseniz. Sonra 10'a geldiniz. 10'dan 99'a kadar kaç? 99. Burada 9 tane var. Yani tam 90 tane sayı var. Her biri iki basamaklı. O halde burada 180 tane daha rakam kullanmış olmadık mı? Artık iki basamaklar bitti. Kime geliyorum? 100'den 120'ye kadar bakın. 100'den 120'ye kadar 21 tane sayı var. Her birinde 3 basamak olduğuna göre demek ki burada da 63 tane kullandınız. O halde şöyle bir toplayalım. 9, 189, 100 yazalım. 9, 180 ve 63. O halde 2, 1, 9, 6, 5, 100 pardon 252 tane rakam kullanmış oldunuz. Devam edelim. Elimizde 2, 3, 6, 7, 8 var. Rakamlar birer kez kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı. 5 basamaklı A, B, C, D, e sayısında bir kural var. A ile E'nin toplamı bakın şöyle. B ile D'nin toplamına eşit olsun. O zaman C bağımsız. Bakalım acaba bir kere bu kuralı sağlayacak şekilde şöyle yazalım. A, B, C, D ve E acaba kaç olasılık var? Kaç sayı yazabilirim? Şimdi 2, 3, 6, 7, 8 sayıları gözüyle hemen çarpıyor ki şura 2 ila 8, 10'dur. 3 ila 7, 10'dur. Bunun dışında topladığım zaman farklı iki tanesini acaba yine toplamları eşit olan başka var mı diye baktığımda dikkat ederseniz aslında bir olasılık daha var. Bakın birazcık düzenleyelim mi? 2, 8, 3, 7. O halde C'ye 6 kaldı. Çünkü burası 10 yaptı, 10 yaptı. Ama bir durum daha var dedik. Onun da rengini değiştireyim müsaadenizle. O da kim olsun? Bakın burada e, 2, 6, 8, 8 olmaz. 2, 7, 9, 3, 6, 9. 2, 7 ve 3, 6. O halde kim kaldı? 8 ifadem benim. O halde burada boşta kaldı. O halde hemen bakalım. Bu durumda acaba nasıl yazabilirim? Bir kere 6 ortadayken 2, 8, 3, 7 kendi arasında yer değiştirebilir. Bakın bu ikisi yer değiştiriyor. Bu ikisi yer değiştirebiliyor. O halde 2 çarpı 2 bunlar yer değiştirdiği için geldi. E peki bir şey sorayım. Biz peki bunların yerini değiştirsek 2 de oradan gelmeyecek mi? Demek ki ben buradan 8 farklı sayı yazabilirim. Bakın bunu tek tek yazabilirdiniz. Ama yazmadan da direkt yer değişiminden şu çarpmayı rahatlıkla yazabilirsiniz. E diğer de aynısı. 8 zaten ortaya geldi. 2 7'yi kendi arasında, 3 6'yı kendi arasında ve bunları kendi arasında yer değiştirdiğimde yine 8 farklı ihtimal oluşur. O halde 8 artı 8 demek ki buradan aslında 16 farklı sayı yazmak mümkündür. Gelin başka bir sorumuza bakalım. 2 basamaklı sayılarla uğraşıyoruz. 5 doğal sayının toplamı 133'müş. Buna göre en büyük sayı en çok kaçtır? Bu tip sorular size tavsiyem bu sayı biliyormuş gibi. Şöyle 5 tane gelin çizgi bir çizelim. Ve bunların toplamının 133 olduğunu şöyle bir unutmayalım. Şimdi gelin beraber bakalım. İfadeye baktığım zaman ne görüyoruz? En büyüğü en çok istenmiş. 5 sayının içerisinde en büyüğü en çok arıyorsak diğerlerini o zaman en küçük yapmalıyım. Peki iki basamaklı 5 doğal sayı farklı demiş mi? Hayır dememiş. 2 basamaklı en küçük sayı 10 olduğuna göre buradan 4 sayı 10 alıp 40 yaparım. 133'ten de 40'ı çıkarttığımda demek ki en çok dediğinde burayı 93 bulurum. Bakın burası şu önemli farklı demediği için ben iki basamaklı en küçük sayılarımı eşit ve 10 aldım. Hadi ihtimal farklı desin. O zaman yine bakın hemen çizgilerimi çizerdim. Ama bu sefer 10, 11, 12, 13, 14 alır. Pardon 14 diye bunu arıyorum zaten. O halde 10, 21, 12 daha. 33, 36. Buradan bakın 46 gelirdi. O halde 46 ile Kimi toplar tam 133 yapar x buradan bakın şunu karşıya atın kaç yapar Tabii ki kaç yapıyor 89 yapıyor derdiniz burada her kullandığımız ifade önemli rakamlar farklı diyebilir sayılar farklı diyebilir ee, veya demeyebilir O halde soruyu dikkatli okumak bizim için her şeyden önemli gelin bir diğer sorumuza bakalım Buradaysa bir soru var ki tamamen sembolik olarak verilmiş. Üçgen, kare, daire ve yıldız sembolleri her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 0 1 2 3 rakamları ile eşleştirilerek aşağıdaki 3 tane sembol yapılıyor. Bu semboller 3 basamaklı doğal sayılarmış. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru eğer sıralanırsa 120, 132 ve 230 oluyor. Bakın hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama bu semboller demek ki bu üç sayıdan birer tanesine eşit. Peki o zaman bunu nasıl buluruz? Hemen bakıyorum. Bakın bu sorularda, sembolik sorularda şifreleme sorularında e, aynı sayılar, aynı şekiller en temel ipucudur. Mesela bakın kareyle başlamış, kareyle başlamış. O zaman Aynı iki sayıyla başlaması lazım. O halde 1 bir, 1 ile başlamış. O halde karenin 1 olacağını söylemek mümkün. Peki sona bakalım mı? Sondaysa 2 tane yıldız var. 2 yıldız. Sona bakıyorum 2 tane 0 var. O halde bunların da 0 olacağını görmek gayet kolay. Kim kaldı? Bakın yukarıda 1 0 var. 1 ile başlayan 0 ile biten 2 var. O halde yıldızın 2 olacağını bulduk. O halde daire galiba çoktan buldunuz bile. Galiba sadece 3 kaldı. O halde e, burada kare ifadesi 1'dir. Yıldız ifadesi 2'dir. Bunların toplamının da 3 olacağını söylemek mümkün. Bakın yeri geldiğinde küçük değer verdik. En çok diyor büyüğünü bulduk. Yeri geldi. Sembolik sorular üzerinden bir kıyaslama yaptık. Bu da yeni nesil sorulara gerçekten çok güzel bir örnekti. Bir diğer sorumuza bakalım. 3 basamaklı bir ABC sayısı var. Ve burada ABC sayısı A küp artı B küp artı C küp. Yani kullanılan her bir basamaktaki her bir rakamın küpleri toplamına eşit oluyorsa buna Armstrong sayısı denir. O halde 200 A1 sayısı Armstrong sayısı olduğuna göre A acaba kaçtır? Şimdi bu tip sorular tanım sorulardır. Ve gerçekten kolay sorulardır. Çünkü zaten size ne yapacağınızı kolaylıkla vermiştir o vermiş olduğu kurala uymanız yeterli. Bakın gelin 2A1 sayısını yukarıda verildiği gibi yazalım. 2'nin küpü artı A'nın küpü artı 1'in küpü. O halde bakın buradaki ifadem 200'lü bir sayı. O halde ben A'ya hangi değeri verirsem 200'lü bir değere giderim. Bakalım A'nın dışında 8 ve 1 var. Yani buraya 9 gelecek. Peki A küp ne olur? Şimdi 5 desem 5'e başlayalım. Çünkü 3 basamaklı bir sayıya gidiyorum ben. 3 basamaklı A eğer 5 olursa 5'in küpü de 125'e gider. 125 9 daha kaç yaptı? 134. Ben 200'ü bir şey arıyorum. Demek ki kurtarmadı. Demek ki A 5 değil. A yerine hadi 6 yapalım. 6'nın küpü artı 9. 6'nın küpünün biz 216 olduğunu bilmekteyiz. O halde buradan 216 9 gelecek. 9 daha kaç yapar? Tabii ki e, 225 yapar. Demek ki bu da olmadı. Bakalım bir değer daha var mı? Acaba 7 olsa? 7'nin küpü 300'lü bir sayı olacağına göre demek ki bu kesinlikle olmayacaktır. O halde sorumuza bakın bir ifade yanlış yazılmış. Demek ki şunun 5 olması gerekiyor ki soru çözülsün. Çünkü o zaman İfadem A alt yerine alır. Buradan da 216 9 da 225'e gider ve soru çözülmüş olur. Şimdi gelin bir diğer sorumuza bakalım. İki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamının 158 olduğu söylenmiş. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Elimizde kaç tane sayı var? Birbirinden farklı 4 tane sayı var. 4 sayımızın toplamı en büyüğü en az demiş. Şimdi buraya aman dikkat. En büyüğü en az olacaksa bir düşünelim. 4 tane sayım var. Toplamı 158 olduğunu ben bilmekteyim. En az diyorsa şöyle bir düşünelim. Acaba bunlar eşit olsaydı eşit derdim. Bu eşitlik üzerinden bir tık yukarı baksam hemen ne yaparım? Büyük olan en küçük değerini almış olurum. O zaman 158 4 tane farklı sayı var. Acaba 158'i 4'e bölsem acaba yaklaşık kaç gelir? Bakın kaç yapıyor burası? 158, 4. Yani kaç defa var? 3, 12, 38, 9. Demek ki 39'lu bir şey geliyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kalan da zaten kaç geliyor? 2 geliyor. O halde şöyle bir şey diyebiliriz ilk planda. 2 tane 39 yazsam. Diğer 2 var ya şu artan. Bunu birer kez şu 39 geriye kalanlara bir eşleştirsem rahatlıkla bunu yapabilirim. Peki o halde şimdi en büyüğü en az yapacaksam işte sayılar arasına bir arttır bir azalt oyununa başlıyorum. Mesela şu ifadeye gelin 37 yapalım. Şu ifade 38 yapalım ki acaba şurası 39 olsa kaç olurdu? Şu ifadeyi toparlayalım. 30, 30, 30. Yani kaç yaptı? 90, 97, e, 8 daha 105, Burası etti 114. 114, 158'den 114'ü eğer çıkarırsam kaç yapar? Burası 44 yapabilir. Peki biraz daha değiştirelim. 38'e başlayalım. 38, 39, 40 desem. Acaba ne olur? Bakın bunlar birer arttığına göre 1, 1, 1, 3 arttı. O hale bu 3 azalmalı. O hale demek ki bizim en büyüğümüz, en az 41 olur. Eşit kabul edin. Acaba olur mu diye en yakın yani değerleri bulun. Bulduktan sonra bunları bir arttırıp bir azaltıp bir seri haline getirmeye çalışın. İşte burada en büyüğü, en az rahatlıkla bulabilirsiniz. Gelin başka bir sorumuza bakalım. Burada enfes bir yorum sorusu var. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o, sa rakam, o sayının rakamsal genişliği denir. Bakın bir tanım verilmiş. Şimdi bunu dönem bir soru soruyor. Rakamsal genişliği 7 olan kaç tane sayı vardır? Tanım çok kısa ve net ama inanın yazması hiç o kadar kısa olmayacak. Şimdi 3 basamaklı bir sayıdayız. 1, 2, 3 şöyle aldığımızı farz edelim. Peki şunu birazcık sağa kaydedelim müsaadenizle. Şöyle. Şöyle alayım. Evet, şöyle alayım. 1 2 3. Şimdi bu sayıda rakamsal genişlik en büyük rakamla en küçük rakam arası madem 7 olacak, beraber bakalım. Mesela rakamlardan bir tanesi 9 olsa. Madem genişlik 7, bir tanesi 2 olabilir. O zaman biz buraya 3. rakam olarak eklemek istersek Hangi rakamları alabiliriz? Aman dikkat. Sıfırı almayın. Çünkü sıfır olamaz. 9 ve 0 en büyük, en küçük. E zaten biz en küçük 2 aldık. Sıfırı alamam. 1'i alamam. En küçük 2'yi aldım. O zaman ben a yerine 2 ve 9'u alamayacağıma göre 3, 4, 5, 6, 7, 8 değerlerini alarak ifademi bu şekilde dizebilirim. Veya Başka olamaz mı? Ya 8 varsa? 8 varsa 1 olması lazım. Ama yine tekrar ediyorum. 1 bizim en küçük rakamımız. 8 de en büyük rakamımız. O hale biz buraya bir B üçüncü rakam ekleyeceksek. Birden büyük bakın sıfır alamam. Bir zaten kullanıyorum. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 da olamaz çünkü 9 olsa 9 bir daha fark 8 oldu yine bozulmuş olurdu. Peki üçüncü bir ihtimal var mı? Evet o da var. 7 olsa ne gelirdi? 0 olurdu. 7 ve 0 farkları 7. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Soruya aman dikkat. En küçük rakamı 0 aldınız. En büyüğü 7 aldınız. Yani üçüncü bir sayı seçerken 0'dan büyük 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı alabiliriz. Ama kesinlikle 9'u alamayız. Demek ki bir kere 3 farklı kombinasyon karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu bir değerlendirelim. Mesela şurada 9, 2 var değil mi? Bakın ben bunu 9, 2, A sayısı buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıdan bir tanesi söyleyebilirim. 2'ye 9 da A diyebilirim. Hatta ben A'yı araya atıp 9A2 de diyebilirim. Veya 2A9 da diyebilirim. Yani devamlı yer değiştiriyorum veya a'yı başa alabilirim çünkü işin içinde zaten sıfır yok. O halde burada a 2 9 da olabilir. A 9 2 de olabilir. Peki ikinci plana gelelim. Yine çok benzer bir durum. Kim o? 8 1 b olabilir. 1 8 b olabilir. 8 b 1 olabilir. 1 b 8 olabilir. Veya b'yi başa alırsınız. Buradan 1'e 8 veya yine b'ye başla 8'e 1 de diyebilirsiniz. Tabi 0 olunca işin rengi biraz değişecek. Bakın 70C desem buradaysa 7C0 diyebilirim. Ama başa sıfırı getirmem imkansız ama C'yi getirebilirim. C70, C07. Şimdi gelin beraber inceleyelim. A'nın bakın 6 tane değeri var burada da, burada da. Burada da, burada da. A o zaman 6 değer alabiliyorsa burada 6 tane sayı var. Burada Burada yani her bir ka oluşturduğum kalıpta aslında yazabileceğim tam 6 farklı sayı var. O halde burada bakın 6, burada 6, 12, 4 ve burada 16 kalıp var. Her kalıptaki A, B, C sayıları 6 farklı değer alır. O zaman ben burada 96 farklı sayı yazabilirim. Bir diğer örneğimize bakalım. Birler basamağında a rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 513'tür. Birler basamağı a bilmiyorum ama onlar basamağı iki basamaklı ya. Demek ki 10, 20, 30 gidiyor. Yani 10a, 20a, 30a, 40a kaça kadar 90a'ya kadar gidiyor ve bunların toplamı 513 olduğu verilmiş. Bakın A'lar hakkında bilgim yok. Tek bildiğim tam 9 tane A oldu ama onu 20 çok iyi biliyorum. 10, 20, 30, 40, 90'a kadar toplarsanız kaç yapar? Tabii ki 450 yapar. O halde bu 450 ile ekleyince burası kaç oluyormuş? 513. 450 karşıya attığımda burası kaç yapacak? 63. 9A 63 ise A rakamının 7 olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir diğer örneğimize bakalım. X, Y 2 basamaklı doğal sayılar. X ile Y'nin farkının 59 olduğu verilmiş. Acaba bunu sağlayan kaç tane X sayısı var? Madem bunlar 2 basamaklı sayılar ve farkları 59. Şimdi bu tip sorularda en az en çok hesabı yaptığınız zaman işi bulmak gayet kolay. Mesela bakalım. X sayısı 99 olabilir mi yani en çok? Tabii ki de. Işte x'ten yani 99'dan 59 çıkması için bunun kaç olması lazım? 40. Şimdi burada bir 59 ifadesi var. Y sayısı iki basamaklı bir sayı. Ben bunu en küçük 10 yaparsam tabii ki x e en küçük kaç olacaktır? 69. Bakın x'in en büyük değeri için y de iki basamaklı bir değerdir. Hemen de ortaya çıktı. Y'nin en küçük değeri içinde ben ne yaptım? X'in yine en küçük değerini bulmuş oldum. O zaman burada x'in 99'dan 69'a kadar değeri vardır. Yani kaç tane? Bakın bunları çıkartın. Kaç yapar? 30. Ama hatırlayın 69'a dahil olduğu için demek ki tam 31 tane x sayısının iki basamaklı x sayısının olacağını söylemek mümkündür. 2, 1. Şimdi gelin son sorumuza şöyle beraber bakalım. Burada asla bir çıkarma işlemi var. KL 8'den KL çıkarsa 490 L kalıyormuş. O halde burada K ile L'nin toplamı acaba kaçtır? Hemen beraber bakalım. 8'den L çıktı. Yine L olduğuna göre L'ler eşit. Bu olsa olsa 4 olur. 8'den 4 çıkarsa 4 yapar. Buna başka bir değer veremeyiz. Peki D'ye bakalım peki? E burada L'nin 4 olduğu bulunduğuna göre 4'ten K çıktığında 9 kalması lazım. O halde 4'ten K çıkıp 9 kalacaksa bu olsa olsa 5 olur başka bir şey olamaz. Çünkü 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Oradan da bir onluk alacağız. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. Ve bakın burada 5 vardı. 1 onluk almıştım. 4 kaldı. Demek ki evet K ve L'yi bulduk. 4 ila 5'in toplamı 9 yapar ve sorumuz bitmiş olur. Evet gençler, dersimiz bitti, ben kaçar. Her zaman dediğim gibi, canlı kalın, diri kalın. Bahri Hoca'yla matematikte kalın.